Merhabalar arkadaşlar. Bugün size ara tekrar kampı olarak bir saatlik ders yapacağım. Burada arkadaşlar madde analizi üzerinde çalışacağız. Evet. Madde istatistikleri şeklinde ders anlatacağım. Öncelikle madde ne demektir? Soru demektir. Biz burada arkadaşlar, evet, burada sorunun istatistikleri üzerine çalışacağız. Yani maddenin güçlük indeksi, ayırıcılık indeksi üzerine bilgi vereceğim size. 15 kişi var. Tamam. Öncelikle madde güçlük indeksiyle başlayalım. Yani sorunun zorluğu, kolaylığı hakkında bilgi verir. Madde güçlük indeksi bir maddeye doğru cevap verenlerin yüzdesidir ya da oranıdır diyebiliriz. Mesela bunu şöyle örneklendirecek olursak, doğru cevap verenlerin oranı dersek, 50 kişinin katıldığı sınavda bir soruya 40 kişi doğru cevap vermiş. Bu sorunun güçlüğü nasıl olur? 50 kişinin olduğu sınıfta bir soruya doğru cevap veren 40 kişiymiş. O zaman sorunun güçlüğü 4 bölü 5 0,80 yapar. Yani bir soruya doğru cevap verenlerin oranı 50 kişide kaç kişiymiş? 40 kişi. 40 bölü 50 0,80 maddenin güçlüğü oluyor. Şimdi bakın burada şu sayfada inceleyelim. Mesela 100 kişi olsun örneğin. N eşittir 100 kişi olsun. Sınıfta 100 kişi olsun. Bir soruya 100 kişinin 100'ü de doğru cevap verirse eğer 1 olur, aşırı kolay. Herkes doğru cevaplamış olur. Eğer 100 kişide hiç kimse doğru cevap veremediyse 100 kişide hiç kimse doğru cevap veremediyse aşırı ne olur? Zor olur. Eğer 100 kişinin 50'si doğru cevap verdiyse orta güçlük deriz. Orta güçlük. Yani P dediğimiz şey güçlük. P, J ile gösterirler. O J kaçın soru olduğunu gösterir. Bu J'ye pek takılmayın. Şuradaki J 3'ün soruda P3 olur. 5'in soruda P5 olur. Bunun bir önemi yoktur. Dolayısıyla P de diyebiliriz sadece. O halde P maddenin güçlüğü yani sorunun güçlüğü hangi arada değer alıyormuş? 0'la 1. 0,50 tam orta güçlüktür. Orta. Orta güçlük. 1'e doğru cevap verenlerin oranı artar, kolaylaşır. Çoğunluk yapmaya başlar. 0'a doğru bu oran azalır, ne yapar? Zorlaşır. Yani madde güçlük indeksi bir maddeye doğru cevap verenlerin oranı oluyor. 1'e doğru kolay, 0'a doğru zor anlamında. Buradan yola çıkarak bakın burada gördüğünüz gibi 0,50 orta güçlüktür. 1'e doğru kolaylaşma çünkü yapanlar yüzdesi artıyor. 0'a doğru zorlaşma olur. Yapanlar yüzdesi azalıyor. Maddenin güçlüğüne bakış açımız bu. Doğru cevap verenlerin oranı. O halde aşağı indiğimizde şurada şunu görebilirsiniz. Yorumları görebilirsiniz. Bakın madde güçlüğü 0'la 0,19 arası ise çok zor bir madde. 20-39 arası zor, 40-60 arası orta güçlüktür. 60-80 arası kolay, 80 ile 1 arası çok kolay. Şimdi burayı detaylı bilmeniz gerekmez. Şöyle bilseniz yeterli. Şöyle deyin bakın 40-60 arasında orta deyin. 40'ın altı zor olsun, 60'ın üstü kolay olsun. Yani 40-60 arası orta, 60'ın üstü kolay, 40'ın altı zor diyeceğiz. İşin özü budur. Evet. Testin güçlüğü sonra anlatılır. Biz burada bir uygulama yapalım mı? Bir saniye arkadaşlar. İleride sorumuz var mı diye bakıyorum. Evet.
Görüyor musunuz? Madde güçleri, ayrıcalıkları var. Bu birinci ders. Zaten bir ders yapacağız. Tanıtım dersi bu. Şimdi maddenin güçlüğünü gördünüz. Şimdi ayrıcalık hakkında bilgi vereceğim. Şurada güçlüğü falan hesaplayacağım. Ahtres grup tekniğine göre merak etmeyin. Şimdi genel olarak şu bilgiyi tekrar ediyorum. Demek ki 0,50 orta güçlükmüş. 1'e doğru kolaylaşma oluyormuş. 0'a doğru zorlaşma oluyormuş. Maddeye doğru cevap verenlerin oranı diyoruz. Bunu bu şekilde bil. O zaman geldik. Maddenin ayırıcılığına geldik. Şurada ayırıcılığı da anlatayım. Sonra hesaplamaları anlatırım. Madde ayırıcılık indeksi bir maddenin bilenle bilmeyene ayırt etme derecesidir. Yani bir sorunun bilenle bilmeyene ayırt etme derecesi maddenin ayırıcılığıdır. Maddenin ayırıcılığı tam şu arada değer alır. Artı 1 ile eksi 1 arasında. Bu arada RCX. Yani bu sembolü bilmek zorunda değilsin. Sınavda hazır verir zaten. Ayırıcılık der ve bunu bu şekilde verir. Ayırıcılığın sadece hangi arada değer aldığını bilin. Eksi 1 ile ne arasında değer alıyor? Artı 1. Sıfırda hiç ayırt edemez. Ayırıcılık yoktur. Artı 1'e giderken beklenen yönde ayırıcılık artar. Eksi 1'e doğru beklenen yönde ayırıcılık azalır. Yani burada şunu demek istiyorum. Artı 1'e doğru giderken soruyu bilenler yapar, bilmeyen yapamaz. Ayırıcılık artar. Ama eksi 1'e giderken ne olur biliyor musunuz? Tam tersi. Bilmeyenler doğru cevaplıyor, bilenler yanlış yapıyor. Bakın artı 1'e giderken bilenler doğru cevaplıyor, bilmeyenler yanlış yapıyor. Eksi 1'e giderken bilenler doğru yapacağına bilmeyenler doğru yapıyor. Bilenler yanlış yapıyor. O zaman eksi 1'e doğru zıt özelliği ölçersiniz. Mesela matematik sorusu matematiğin tarihçesini ölçmüştür. Tarihçiler yapmıştır. O zaman amaca hizmet etmez. Amaca hizmet etmesi için artı 1'e gitmesini istiyoruz. İşte aralıklar bunlar. Eğer ayırıcılık 0,19 ve daha küçükse çok zayıftır. Madde kullanılmaz atılır. Yani 0,20'nin altı atılır. 20-29 arası düzeltilip kullanılır. 30-39 arası iyidir, kullanılır. 40 ve üzeri en ideali ve mükemmelidir. Bir maddenin ayırıcılığı en az kaç olmalı biliyor musunuz? 0-30. En az. Bir teste madde alacaksanız ayırıcılık en az 0-30 olmalı. Tamam, unutmayın. Ve şunu da söyleyeyim. Bir teste madde seçerken önce ayırıcılığa bakılır. Ayırıcılık en az 0,30 olacak. Sonra da güçlüğe bakarsınız. Güçlük seçme eleme sınavı ise daha çok zor soru tercih edin. İzleme testi ise daha çok kolay soru. Başarı testi ise orta güçlük olsun. Tekrar ediyorum. Bir teste madde seçerken önce ayırıcılığa bakacağız. En az kaç olacakmış ayırıcılık? 0,30. Daha sonra da güçlüğe bakacağız. Eğer seçme eleme sınavı ise zor soru. İzleme testi ise kolay soru. Başarı testi ise orta güçlük soruyu tercih edeceğiz. Evet, ayırıcılık tanımı bu şekildeydi. Bu maddenin geçerli katsayısıdır. Demek ki maddenin ayırıcılığı maddenin nesiymiş? Geçerli katsayısı. Aynı zamanda hangi geçerlik? Yapı geçerliği unutmayın. Maddenin ayırıcılığı, maddenin geçerliymiş. Hangi geçerliymiş acaba? Yapı geçerli diyoruz. Evet. O halde çalışmaları başlatalım. Alt ve üst grup tekniği ne demek? Kısaca onu söyleyeyim. Sonra bu tekniğe göre analiz yapmayı anlatacağım. Alt ve üst grup tekniğinin temel amacı grubu heterojenleştirmektir. Grubu heterojenleştirmek. Ne demek bu? Açıklayalım. Bu şu demek. Bir sınıfa test uyguluyorsunuz. Testten düşük alanlar var, yüksek alanlar var, bir de orta puan alanlar var. Orta puan alanları sınıftan çıkarıyoruz, analize almıyoruz.
Yüksek ve düşük alanlar kalıyor. Grup nasıl olmuş oluyor? Heterojen. İşte o grupta ayırıcılık çalışıyoruz ki yüksek çıksın. Biz alt üst grup dediğinde grubu heterojenleştiriyoruz ki maddenin ayırıcılığı yüksek çıksın. Demek ki alt ve üst grup tekniğinin temel amacı grubu heterojenleştirmekmiş. Tamam. Tekrar ediyorum. Alt ve üst grup tekniğinin temel amacı grubu heterojenleştirmek. Sebep? Maddenin ayırıcılığı yüksek çıksın diye. Bunu nasıl yapıyoruz? Kısaca şöyle. Mesela şurada örnek vereyim ben size. N eşittir 100 kişi olsun. 120 maddelik test uygulansın. Test uygulansın. Ve sıralıyoruz. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü, dördüncü olan, en son yüzüncü olan. 100 kişiyi sıraladık. En başarılı %27'lik kesim işte başarılı grup. En başarısız %27'lik kısım başarısız grup. %46'lık orta kısım analize alınmaz. Yani şuraya atıyoruz. En başarılı kesime bilenler diyoruz, testten yüksek alan. En başarısız kesimde bilmeyen, testten düşük alan. Bileni bilmeyeni nereden anlıyormuşuz? Test puanlarından. Yüksek alanlara bilenler diyoruz, düşük alana bilmeyen. Ortaya analizi almıyoruz. %46'yı çıkarıyoruz. Vasat orta demektir. Ortayı analize almayız, çıkarırız ve bilen ve bilmeyen kalır. Grup nasıl olmuş olur? Heterojen. Buradaki %27'ler sabit, bilmek zorunda değilsiniz. Sadece alt ve üst grup tekniğinin temel amacını bilin yeter. Neymiş? Grup heterojenleşmek. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Ayırıcılık yüksek çıksın diye. O halde hemen soru üzerinde uygulayalım. Alt ve üst grup tekniğine göre oluşturulmuş bir tablo görüyoruz. Kaçıncı soruyla uğraşıyormuşuz? 18, tek bir soru. Doğru cevabı neymiş? Denizli. Üst gruptan kaç kişi almışız? 100. Alt gruptan 100. Toplam analize aldığımız kaç kişi? 200 kişi. Üst gruba bilenler deriz. Testten yüksek alan. Alt gruba da bilmeyen deriz. Testten düşük alan. Evet. Bilenlerin kaçı doğru cevabı işaretlemiş? 45'i. Bilmeyenlerin 20'si. Toplamda doğru cevabı işaretleyen kaç kişi? 65. 200 kişinin 65'i doğru cevabı işaretlemiş. Üst gruptan 45 kişi var. Alt gruptan 20 kişi işaretlemiş. Toplamda 65 kişi doğru cevabı işaretlemiş. Bu tablonun adı seçenek analiz tablosudur. Seçeneklere düşen kişi sayıları verilmiş, gördünüz mü? Mesela A çeltisi de üst gruptan kaç kişi işaretlemiş? 2, alt gruptan 20, işaretleyen 22 kişi. B çeltisinin üst gruptan 35, alttan 20 işaretleyen kişi sayısı 58. C çeltisinin üst gruptan 8, alttan 20, 28 kişi işaretlemiş. E çeltisinin üst gruptan 2, alt gruptan 4, 6 kişi işaretlemiş. Doğru cevap veren toplamda 65 kişi. Üst gruptan 45, alttan 20. Boş bırakan üst gruptan 8, alttan 13, 21 kişi boş bırakmış. O zaman 200 kişinin 65'i doğru cevabı işaretlemiş. 22'si A çeltisini işaretleyip yanlış yapmış. 58'i B'yi işaretleyip yanlış yapmış. 28'i C'yi işaretleyip yanlış yapmış. 6'sı E'yi işaretleyip yanlış yapmış. 21'i boş bırakmış. 65'i doğru cevabı işaretlemiş. Tablonun anlatımı bu şekilde. Şimdi biz bu tablo üzerinden güçlük ve ayırıcılığı hesaplayalım. Önce şuraları bir silip temizleyeyim. Öncelikle güçlüğü bulalım. PJ ile gösteriliyor. Formül şu. Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı. Evet, şurada hesaplayayım. Bak, 18. maddenin güçlüğünü hesaplıyorum. Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı 45 artı. Görüyor musunuz? Alt grupta doğru cevap verenlerin sayısı da burada kaç? 20. Böyle analize alınan toplam kişi sayısı, gördünüz mü? Kaç kişi? 200 kişi. Bu şekilde güçlük bulunuyor. Yani üst grupta doğru cevap veren kişi sayısıyla alt grupta doğru cevap veren kişi sayısını topluyoruz, genel toplama bölüyoruz. Veya bunu tanımdan yola çıkarak da bulabilirsiniz. Tanım şuydu ya. Tanım şuydu. Bir maddeye doğru cevap verenlerin yüzdesiydi ya güçlük. 200 kişide kaçı doğru cevap vermiş? 65. Böyle de bulabilirsiniz. 200 de 65. %32,5. %32 deseniz de olur. Şu buçuğa da lüzum yok. Buçuğu sileyim. %32 deseniz de yorumu aynı yapacağız. Değişmeyecek.
O zaman bu madde, yani 18. madde gruba zor gelmiş 0.32 ya. Üçlüğü nasıl yorumlardık? 40-60 arası orta, 60'ın üstü kolay, 40'ın altı zor derdik. Evet, 40'ın altında olduğu için gruba nasıl gelmiş? Zor gelmiş. Evet, güçlüğü bulduk. Şimdi ayıcılığı bulacağız. Ayıcılık da şöyle. Bu da 18. maddenin ayıcılığını bulalım. Bakın, ayıcılıkta aşağıda formülasyonu var ama formüle gerek yok, ben söyleyeyim. Üst grupta doğru cevap veren kişi sayısından alt grupta doğru cevap veren kişi sayısını bu kez çıkarıyoruz, toplamıyoruz. Bölünce de toplamın yarısına bölüyoruz. Yani şöyle. Üst grupta doğru cevap veren kaç kişi var? 45. Alt grupta doğru cevap veren kaç kişi var? 20. Toplamın yarısı 200'ün yarısı 100. 25 bölü 100, 0,25 çıktı. Bu da ayırıcılık oluyor. Evet. Ayırıcılığı şöyle de bulabilirsiniz. Bakın, formüle gerek kalmadan. Üst grupta doğru cevap verenlerin yüzdesi 45 bölü 100. Eksi. Alt grupta doğru cevap verenlerin yüzdesi 20 bölü 100. 25 bölü 100 çıkar. Yani ayırıcılık üst grupta doğru cevap verenlerin yüzdesinden alt grupta doğru cevap verenlerin yüzdesini çıkarma işidir. Eğer soru üst gruba kolay, alt gruba zor gelirse ayırıcılık yüksek çıkar. Neticede işin özü şu. Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısından alt grupta doğru cevap verenlerin sayısını bu kez çıkarıyoruz. Toplamın yarısına bölüyoruz. Şimdi güçlüğü de ayırıcılığı da doğru cevap seçeneği üzerinden bulduğumuzu unutmayın. Diğer seçeneklerden bulmuyoruz. Nereden buluyormuşuz? Doğru cevap seçeneğinden. Evet. Demek ki güçlük doğru cevap verenlerin yüzdesi 265, %32. Ayrıcılıkta çıkarıyoruz 45 eksi 20 bölü toplamın yarısı 100 diyoruz. 0,25 ayrıcılık nasıldır? Ortadır. 20'nin altı düşük. 20-29 arası orta, madde düzeltilip kullanılır. 30-39 arası iyidir. 40 ve üzeri mükemmeldir. En az kaç olmalıymış? 0,30. Ama 25 çıktı. O zaman madde düzeltilip kullanılır diyoruz. Bu maddeyi ne yapacakmışız? Düzelteceğiz. Evet. Şimdi seçenek analizi başlıyor. Bu maddeyi nasıl düzelteceğimizi size anlatayım. Evet. Maddenin düzeltme sürecine geçeceğiz. Evet, buyurun geçelim. Seçenek analizi başlıyor. Seçenek analizi yaparken şunu bilin. Doğru cevap nereye çekecek? Üst grubu. Bilenleri çekecek. Bilenler doğru cevabı işaretleyecek. Maddenin bilenle bilmeyeni ayırt etmesi için üst grup doğru cevabı. Alt grupta neyi işaretleyecek? Challenge'leri. Veya boş da bırakabilir alt grup. Boş bırakma çok normaldir. Soru zordur. Yanlışları doğruyu götürüyorsa alt grup boş bırakabilir. Demek ki alt grup challenge'lere düşecek ya da boş bırakacak. Doğru cevaba gitmeyecek. Doğru cevaba üst grup gidecek. Yani bilenler doğru cevabı işaretleyecek. Bilmeyenler de challenge'leri veya boş bırakacak ki ayırıcılık yüksek çıksın. Demek ki üst gruptakiler doğru cevabı, alt gruptakiler challenge'leri ya da boş bırakacak ki ayırıcılık nasıl çıksın? Yüksek. Evet, sonuç olarak şunu öğrendik biz. Üst grubun adresi doğru cevap, alt grubun adresi challenge'ler. Bu doğru cevap A, B, C, E challenge'ler. Tek tek bakalım nasıl çalışmış challenge'ler. Bakıyoruz. A challenge alt gruptan daha çok çekmiş üste göre. Görevini yerine getirmiş. Gayet iyi. C challenge de gayet iyi. Alttan çok üstten az çekmiş. A mı daha iyi, C mi daha iyi? A daha iyi. Üstten az çekmiş. Çünkü challenge üstten değil, alttan çekmeli. Bursa'ya gelince Bursa kötü. Bursa nasıl kötü? Alttan çok çekeceğine üstten daha çok çekmiş. Görüyor musunuz? Zıt yönde çalışmıştır. Yani bu çeldirici görevini yerine getirememiş. Toplamda 58 kişi çekmiş. Bakın, bakın şu çeldirici 22, bu 28, şu çeldirici 6 kişi çekmiş. Bakın oldukça çok kişi çekmiş. Şöyle baktığınızda kuvvetli bir çeldirici olduğunu söyleyebilirsiniz. Kuvvetli. Etkili. Çok kişiyi çektiği için etkili. Çeldiricidir.
Etkili olmaya etkilidir ama görevi yerine getirmiş midir? Hayır. Bizim için çok kişi çekmesi önemli değil. İyi çalışması önemli. Alt grubu çekmesi önemli. Yani bu Bursa Çelcisi nasıl davranır biliyor musunuz? Çok kişi çektiği için soruyu zorlaştırır. Zorlaşınca bilenler de yapamaz. Bilenler buradan buraya gider. Dolayısıyla burası azalır ve ayrıcılık düşer. Doğru cevap veren üst gruptaki bireyler azalmış. Çünkü Bursa'ya gitmiş bilenler. Soru zorlaşınca iki seçenek arasında git gel yapmışlar. Bursa mı Denizli mi? Bursa mı Denizli mi deyip biri doğru cevap, diğeri kuvvetli çeldici. Kuvvetli çeldiciye düşersiniz. Bilseniz de düşersiniz. Soru zorlaşınca yani Bursa Denizli arasında git gel yapmış. Çok yakınmış doğru cevaba. Ayırt edememiş. İşte o Bursa kuvvetli çeldicidir. Kuvvetli çelci soruyu zorlaştırır. Zorlaşınca bilenler davranır. Unutmayın zor soru ayırt edici değildir. Orta güçlük soru ayırt edicidir. Bakın soru zorlaşmış Bursa'dan dolayı. Bursa çelcisi soruyu zorlaştırarak iki seçenekte git gel yaptırmış ve bilenler Bursa'ya düşmüş görüyor musunuz? Demek ki bir çelci çok kişi çekiyor diye iyi çalışıyor diyemezsiniz. Kuvvetli olmak iyi çalışmak anlamına gelmez. Bak kuvvetli etkili ama iyi çalışmamış. En iyi çalışan Adana'dır. Alttan çok üstten az çekecek. Demek ki iyi çalışan çeldici başka, kuvvetli çeldici başka. Mesela kuvvetli olup alttan 50 üstten 8 kişi çekseydi hem kuvvetli hem iyi çalışmış derdik. Ama şu anda kuvvetli ama zıt yönde çalışmış, görevini yerine getirememiş kötü bir çeldici. A daha iyi. Alt grubu çekmiş. Evet. Adana ve Ceyhan çeldicileri güzel, Bursa çok kötü. Edirne'ye geldik. Edirne alt gruptan nispeten fazla ama zayıf kalmış. Zayıf çeldici soruyu kolaylaştırır. Herkes tık 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 eler. Soruyu kolaylaştırır. Ve 5 seçeneğin biri çalışmaz. Şans %20'den 25'e çıkar. Zayıf çeldici hem şansı artırıyor hem soruyu kolaylaştırıyor. Bu nedenle ayıcılığı artırmaz. Ayıcılığa faydası yok. Tekrar diyorum. Zayıf çeldici herkes eleyip sorunun kolay olmasına neden oluyor. Ve şansı da artırıyor. Ayıcılığa pek bir faydası yoktur. Hatta bir miktar zararı olur. Ama ayıcılığa en çok zarar veren hangi çelci derseniz zıt yönde çalışandır işte Bursa. Evet, sorunun kusurları arasında Adana Ceyhan çok iyi çelci olarak ama Bursa çok kötü. Edirne'de zayıf kalmış, iyi değil. Ama Bursa daha tehlikeli. Ve doğru cevap seçeneğine de pasif diyoruz. Sebebi de ne? Üst grubu elinden kaçırmış. Bursa'ya kaptırmış. O zaman sıkıntıları gördük. Zıt yönde çalışan Bursa çeldisi, zayıf E çeldisi, pasif doğru cevap seçeneği üzerinde düzeltme yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi düzeltmeyi yapalım. Düzeltme yaparken şurayı bir sileyim önce. Şurayı siliyorum, evet. Şimdi izleyin, düzeltme sürecini anlatıyorum. Bir kere Bursa'yı atmakta fayda var. Zıt yönde çalıştığı için Bursa çeldisini atıyoruz. Yerine yeni çeldirici yazıyoruz. Yeni yazdığımız çeldirici üst grubu mu çekecek, alt grubu mu diye sorarsanız alt grubu çekecek. Çünkü çeldirici bilmeyeni çekecek. Devam ediyoruz. Edirne'yi güçlendireceğiz. Bileni mi bilmeyeni mi çekecek şekilde? Tabii ki bilmeyeni çekecek şekilde güçlendiriyoruz. Yani alt grubu çekecek şekilde güçlendiriyoruz. Daha sonra doğru cevap seçeneğini aktifleştireceğiz. Bileni çekecek şekilde, bilmeyeni çekmeyecek şekilde. Üst grubu çekecek şekilde düzeltiyoruz. Sonuç olarak ayıcılık kendiliğinden artmaya başlıyor. 30 ve üzerine çıkıyor. Demek ki bir maddenin yani 18'in maddenin burada ayırıcı olması için doğru cevap üst grubu çekmeli, çelciler ise alt grubu çekmelidir. Böyle olunca gayet iyi olur. Ve ben şunu söyledim. Boş bırakan alt gruptan daha fazla. Bu güzel. Eğer üst gruptan boş bırakan çok kişi olursa, mesela 50 kişi boş bırakırsa, bilenler niye boş bırakır? Bilenler doğru cevaba gitmelidir. Bilenlerin boş bırakma sebebi şudur. Soruyu anlamıyorlardır. O zaman soru kökünde açık anlaşılır olmayan noktalar var deriz. Soru kökü düzeltilmelidir deriz. Demek ki üst grupta boş bırakan çok fazla kişi olursa tehlike var. Soruda bilenleri yanıltan açık anlaşılır olmayan nokta var. Soru kökü düzeltilmelidir deriz. 8 kişiden bir şey olmaz. Böyle 50-60 kişi olacak üst gruptan ki biz bu yorumu yapabilelim. Soruyu bilenler anlamıyor. Soru kökünde bilenleri yanıltan açık anlaşılır olmayan noktalar var diyelim.
Alt grupta boş bırakma hoş karşılanır, sıkıntı yok. Bilmeyenler boş bırakabilir veya çelicilere düşebilir. O zaman sonucu bağlıyorum. Ayırıcı bir madde hazırlamak istiyorsanız arkadaşlar, şunlara dikkat edin. Ayırıcı bir madde hazırlamak istiyorsanız şunlara dikkat edin. Doğru cevap nereyi çekecek? Üst grubu. Çelciden neyi çekecek? Alt grubu veya boşa gidecek. Ve toplamda bu 22, bu 58, şu 28, bu 6. Ve çelciler toplamda dengeli paylaşmasını istiyoruz. Yani 22, 28 bunlar yakın ama 58 ve 6 dengeli değil. Dengeli olması moda mod aynı olmasını gerektirmez de 25, 26, 23 gibi dengelenecek. O zaman ayırıcı bir maddenin sırrı neymiş? Doğru cevap üst grubu çekecek. Challenge'ler alt grubu çekecek. Bir de challenge'ler nasıl paylaşacak? Dengeli. İşte o zaman ayırıcı bir madde hazırlamış olursunuz. Madde analizini gördünüz. Madde analizini daha pratik yapmanın yolu da vardır. Onu da söyleyeyim. Yani bu seçenek analizini daha pratik nasıl yaparız? Şimdi onu anlatayım. Biz tek tek baktık. Analitik yöntemle de bakabilirsiniz. Yani farklara bakarak. Onu da söyleyeyim, hemen buradan anlatayım. Farka bakmanız yeterlidir. Bakın, burada seçeneklerin iyi çalışıp çalışmadığını anlayacağız. Böyle sorularda seçenek analizi yaparken üstten altı çıkarın. 2 eksi 20 eksi 12. 35 eksi 23 artı 12. 8 eksi 20 eksi 12. 45 eksi 20 artı 25. 2 eksi 4 eksi 2. Şimdi burada doğru cevap üst gruba çekeceği için fark pozitif büyük olmalı. Yani ayırıcılığın yüksek çıkması için doğru cevapta fark pozitif büyük olmalı. Çelici alt grubu çekeceği için fark negatif küçük olmalı. Yani doğru cevabın ayırıcı davranması için farkın pozitif büyük değer almasını istiyoruz. Çelicinin ayırıcı davranması için görevini yerine getirmesi için negatif küçük olmasını istiyoruz. O zaman en iyi çalışan çelici hangisidir? Bu arada pardon, 18 olacak. Ben yanlış çıkarmışım. Üstten 6 çıkarıyoruz. Eksi 18 artı 12 eksi 12 artı 25 eksi 2. O zaman en iyi çelici A'dır. Eksi 18 ya. Sonra Ceyhan'dır. Sonra Edirne'dir. En kötü çeldirici hangisidir? Bursa. Neden? Pozitif çıkmış fark. Pozitif çıkması zıt yönde çalışıyor anlamına gelir. Bak üst grupta daha çok çekmiş. Çeldirinin görevi alt grubu çekmek. Bilmeyeni çekmektir. Ki ayırıcılık yüksek çıksın. O zaman bu şekilde sorunu pratik olarak çözmüş oldunuz. Gördünüz mü? Demek ki bu fark doğru cevapta pozitif büyük, challenge'de negatif küçük olacak arkadaşlar. Evet. Burada başka soru var mı bununla ilgili? Şöyle bir bakalım. Evet var. Çıkmış bir soru üzerinde çalışalım hadi. Evet. Çıkmış soru üzerinde bir pekiştirelim verdiğim bilgiyi. 2006 yılında çıkmış. Yukarıda analizi verilen maddede doğru cevap hangi seçenek olursa ayırıcılık en yüksek olur. Böyle sorularda her zaman fark alın. Az önce yaptığımı yapın. Ya da klasik yöntem doğru cevap üst gruptan çok alttan az çekecek. Bu da üstten çok çekmiş. Hangisi daha çok çekmiş? Alttan az çekmiş. A'yı işaretleriz. Bu şekilde birinci yol bu. Üstten çok alttan az çekecek. Analitik yöntemi kullanalım. İzleyin. Üstten 6 çıkarıyorum. 18 eksi 2 artı 16 işaretle yazdım. 30 eksi 26 artı 4. 10 eksi 15 eksi 5, 10 eksi 14 eksi 4, 10 eksi 10 0. Şimdi arkadaşlar, doğru cevapta fark pozitif büyük olacağı için doğru cevap A olursa ayırıcılık en yüksek çıkar diyoruz. Birinci sorumuz bu. İkinci soruya geldik. Yukarıda analizi verilen maddenin doğru cevabı E ise ayırıcılık kaç olur? Doğru cevap E ise ayırıcılık ne olur? Üst grupta doğru cevap veren 10 kişi eksi. Alt grupta doğru cevap veren 10 kişi bölü hani doğru cevap E olursa diyor. Toplamın yarısı toplam 200 kişiye yarısı 100 kişi. Bu da 0 bölü 100 eşittir 0. Doğru cevap E olursa ayırıcılık kaç çıkarmış? Doğru cevap E olursa ayırıcılık kaç çıkarmış? 0 çıkar. Anlaşıldı mı?
Evet. Şimdi şu bilgiyi de vereceğim size arkadaşlar. Şimdi şu bilgiyi de vereceğim. Takip ediniz. Şimdi şu soruyu yönelteceğim size. Evet. Size şu soruyu yöneltiyorum. Dikkatle izleyin. Doğru cevap A olsa en iyi çeldirici hangisidir? Buranın farkı artı 16. Farkı da görün. Artı 4, eksi 5, eksi 4, 0. Doğru cevap A iken en iyi çeldirici bana söyler misiniz şimdi burada? Evet. Katılan arkadaşlar derse. Doğru cevap A iken şu çeldiricilerden hangisi en iyisidir? Görevini yerine getirmiştir. Evet. En iyisi C'dir. Çok güzel. Sonra sırada ne vardır? D'dir. Sonra E'dir. En kötüsü Bursa'dır. Pozitif ya. Bak üstten daha çok çekmiş. Görüyor musunuz? Bakın 56, 25, 24, 20. Normalde aklınıza şu gelir. Bursa çok şey çekmiş. Etkili bir çeldirici dersiniz. Doğru, etkili çeldirici. Etkili olması iyi çalışması demek değildir. Kuvvetli çeldirici. Kuvvetli olmak iyi çalışmak demek değil. İyi çalışmak alt grubu çekmektir biliyorsunuz ki. O halde arkadaşlar. Bursa çeldiricisi 56 kişi çekerek soruyu zorlaştırmış. Çünkü etkili bir çeldirici. Zorlaşınca öğrenciler Adana ile Bursa arasında da git gel yapmışlar. İki seçeneğe düşürmüşler. Soru zorlaşınca bilenler de avlanmış, buradan buraya taşınmış ve ayıcılık düşmüş. Yani Bursa çeldirisi soruyu zorlaştırıp bilenler de yanıltarak ayıcılığı düşürmüş. Bilenler doğru cevaba gidecekken Bursa'ya gitmişler. Çok şey çekmek marifet değilmiş. Alt grubu çekmek önemliymiş. Görevi yerine getirmek önemliymiş. Görev alt grubu çekmek çeldirde. Doğru cevapta da üst grubu çekmektir. Anlaşıldı mı acaba? Bir artı alalım anlaşıldıysa. Bunun son sorusuna geçeceğim çünkü. Burayı anladınız mı? Evet. Evet arkadaşlar, bunun son sorusu. Biraz küçülteyim de görelim. Yukarıdaki tabloyu şöyle. Daha mı küçültsem ki? Biraz ufak olacak ya arkadaşlar. Şöyle bir bakın diye. Bir bakalım okuyacağız mı? Okunmuyor şimdi. Biraz büyütelim bir saniye. Şurayı bir sileyim de. Biraz büyütmek gerekiyor. Tamam. Evet. Ya da daha da büyüsün. Ha, tamam. Diyor ki yukarıda madde analiz tablosunda diyor. Bakın şurada. Yukarıda madde analiz tablosundaki bilgilere dayanarak bu madde hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A seçeneği çelcilse beklenen yönde çalışmıştır. A'ya bakalım hemen. A diyor çelcilse beklenen yönde çalışmıştır. Arkadaşlar çelci üst grubu çekmiş. Beklenen yönde çalışmış olur mu? Olamaz. Çelci alt grubu çekmeli. Bu üstü çekmiş. A diyor çelcilse beklenen yönde çalışmıştır. Hayır, zıt yönde çalışmıştır. Bu yanlış. Biz doğruyu bulacağız. A seçeneği çeldirse beklenen yönde çalışmıştır diyor. Hayır, zıt yönde çalışmış. Bileni çekmiş. İyi çalışması için bilmeyeni çekmesi lazım. Bursa'ya bakıyoruz. Maddeyi üst ve alt grupta eşit sayıda aday cevaplamıştır. Bakalım. Üst grupta kaç kişi cevap vermiş? 100 eksi 22 78. Altta 100 eksi 33 67. Boş bırakanların sayısı aynı olmadığı için üst ve alt grupta cevap verenlerin sayısı aynı değildir. Bakın ne diyor burada? Maddeyi üst ve alt grupta eşit sayıda aday cevaplamıştır. Bak burada 20 kişi boş bırakmış. Şurası cevap verenlerin sayısı kaç kişi? 78. Altta 33 kişi boş bırakmış. Cevap verenlerin sayısı da şöyle bakarsak 67. Neticede boş bırakanların sayısı aynı olmadığı için cevap verenlerin sayısı da alt ve üst grupta aynı değildir. O zaman o da yanlış. C'ye geldik. B seçeneği çeldirse çok az kişi çeldirmiştir. B diyor az kişiyi çeldirmiş. Arkadaşlar 56, şu 20, şu 25, 24, 20. En çok kişiyi çeldireceğim, çeldiren çeldirici bu.
B. Çelci ise çok az şey çeldirmiş. Hayır, çok şey çekmiş. Denizli'ye geldik. Doğru cevap C ise soru negatif ayırıcıdır. Doğru cevap C ise R, C. C ise 10 eksi 15 bölü toplamın yarısı 100. Eksi 5 bölü 100. Zaten direkt şuradan anlayın. 10 eksi 15 eksi negatif ayırıcı. Evet. Doğru cevap C ise soru negatif ayırıcıdır. Doğruyu bulduk. Gördünüz mü? Edirne dün ne diyor? Seçeneklerin tümü dengeli çalışmıştır. Bakın arkadaşlar dengeli mi? Bakın şunlar birbirine yakın. Kabul edilebilir ama dengeyi bozan şu değil mi? Bu şekilde soruyu çözmüş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? En son şöyle bir soru üzerinde kısaca bir ele alalım, bilgi verelim. Son olarak şu soruyu çözelim. 5 maddemiz var. Madde 1, madde 2, madde 3, madde 4, madde 5. 5 maddenin güçlük indeksleri verilmiş, ayırıcılık indeksleri verilmiş. Evet. Güzel. O zaman sorulara bakalım. Burada en zor madde hangisidir? Güçlüğe bakıyoruz. Sıfıra en yakın olan bu değil mi? İkinci madde en zor. Tamam. En zor madde derse sıfıra yakın. En kolay madde. Beşinci madde. En kolay madde. En zor, en kolay bu. Bakın güçlük indeksi 1'e doğru gittikçe kolaylaşır. Sıfıra gittikçe zorlaşır. En ayırıcı madde derse ayırıcılığa bakıyoruz. Evet, ayırıcılığı en yüksek madde. Şöyle bakıyoruz. Evet, en ayırıcı bu değil mi? En ayırt edici. Ayırıcılığı en düşük madde ise şu. Ayırıcılığı en düşük maddedir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde normalde ayırıcılık bakımından ele alırsak arkadaşlar en az 30 olacak. Bakın birinci maddeyi kullanabilirsiniz. Üçüncü maddeyi kullanabilirsiniz. Beşinci maddeyi kullanabilirsiniz. Çünkü ayırıcılıkları 80, 0,50, 0,43. Mükemmel. Ama baktığımızda 0,28 ortadır. Bu madde düzeltilip kullanılmalıdır. İkinci madde ise atılır. Gördünüz mü? Ayırıcılığı çok düşük. Soruda demiş ki yapılacak testte bu maddenin kullanma zorunluluğu olsaydı en köklü değişiklik hangi maddeye yapılırdı? Kullanma zorunluluğu varsa eğer en köklü değişikliği tabii buna yapacağız. Normalde atıyoruz da kullanacaksak da en köklü değişikliğe ihtiyaç duyulur şeklinde yorum yaparız. Evet arkadaşlar. Burada genel olarak istatistik olarak bilgi verdik. Arkadaşlar ben Hacettepe Üniversitesi'nden Yusuf Kasap, Doktor Yusuf Kasap hem ölçme ve değerlemeciyim hem de istatistikçiyim. Lisansım Hacettepe İstatistik Master ve Doktor ölçmedir. Yıllardır bu dersi anlatıyorum. Yaklaşık arkadaşlar 30 bin saati geçti. 18 yıldır anlattığım bir derstir. Birçok yayında yazarıyım. Hoca Web'denin Yusuf Kasap diye ölçme değerleme yazarıyım. Soru bankası, video defteri, denemeleri mevcuttur. Onlardan istifade edip çözebilirsiniz. YouTube'da videolarımız da var aynı zamanda. Oradan da istifade edebilirsiniz. Fakat burada canlı ders almanız avantajlıdır sizin için. Neden avantajlıdır? Burada soru sorma imkanınız var. Orada soru soramıyorsunuz. Bir de burada tabii ki milim milim gidiyoruz. Her an o anda arkadaşlarınız da soruyor. Onların sorusundan siz de faydalanıyorsunuz. Örgün eğitime hemen hemen denktir burada. Bu açıdan avantajlı bilginiz olsun. Ama dediğim gibi Hoca Web'denin yazmış olduğum soru bankası yılların birikimi, kaliteli sorular ve çözümleri içerir. Denemesi yine öyle. Onlardan istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ben size tanıtım dersi olarak bu kadar yaptım bugün. İnşallah derslere katıldığınızda daha detaylı her şeyi göreceksiniz. Var mı bana diyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Ben dersi tamamladım. Sizin sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Evet arkadaşlar. Rica ederim. İnşallah faydalı olmuştur. En azından tanıma açısından yani algılama açısından faydası olur.
Şimdi madde analizi. Evet. Evet. Tamam. Tamam Esra. Evet. Şimdi bu yeni gelenler olabilir diye söyledim. Tamam. Tamam arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Benden ders alan arkadaşlar değil mi hepiniz? Bu arada bir soru soruyorum. Aklıma geldi. Hepiniz benden ders alıyorsunuz değil mi şu anda? Ben yeni grup zannettim bunu. Dışarıdan aldılar zannettim. Hepiniz benden ders alıyor musunuz şu anda? Almayan var mı benden ders? Ha tamam. Zehra tamam. Tamam. Ben yeni ders alanlar için söyledim. Önceden alanlar zaten biliyor. Tamam. İyi akşamlar arkadaşlar. Tamam Ayşe Nur. Güzel, iyi tanışmış olduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Zeynep Yalçın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.